Saadet Rabbim aslida, aslida bu yosh davridagi gap. Demak, balog'atga yetguncha o'z ta'sirini ko'rsatadigan gap. Ma'lum naqadar me'yorda berilsa, qo'l qilinsa, faqat chiroyli, yaxshi, rivojlangan, proporsional odamlar lekin oshirib yuborsa, haliday judayam kattaroq bo'lib ketishi mumkin. Chunki hamma narsada me'yor kerak. Undan tashqari, nafaqat savodat rafiq bor. Hozir boshqa gap bor. Targ'ib qiladigan gap bor. Bittiylashtiradigan. Bir berudimi bitti otni paydo bo'lgan. Ot katta narsa, judayam aqlli narsa. Endi otni eski vaqtda nimaga minishga, yuklatishga ishlatilgan. Shundan katta bo'lib ketgan. Birinchi otni kuchidan katta bo'lmagan. Hali yo'q. A prijevalskiy ot hali ham mana. Ko'rgansizlar, poni. A prijevalskiy ot. A hozir kichkinagina otni chiqardik. Mana mana. Chunki sodir bo'lgan. Bu juda ham qanaqa ekan. Unga specialni joy kerak bo'lsa ekan, o't potla qoplab olib kelish kerak bo'lsa ekan, yemlar. O'zingni yoningda xuddi bu shu bilan kuchida yashayveradi. Lekin bu shu shunga nisbatan ancha aqlli ekanda, ancha sezgir ekan. Shu uchun bir xil odamlarga shunaqa otlar yoqar ekan, hozir moda bo'lgan. Qanaqa ot? Jiddiy otlar. Bu masala bitti, otlarla yaratılış. Yani tabiat prosesini uygulatılış, masala cevapkarlık gibi olma. Şimdi cevapkarlık diyemde, bu riski derse ne cevapkarlık? Hali şu an geçen, Vadida, generalni prokuror reyem var. Banyada tutu alışken, bu. Uşadın, uşa cevapkarlık diyem, iplam yaptı. Cevapkarlık endi juda ham muammolar ko'p bo'ladi. Lekin aslida, aslida oxirgi vaqtda biologiyaning eng katta yutug'i oldingi eksperimentlarda genetika barieridan o'tib bo'lmasdi. Chunki genetika bariyeri bor edi. O'sha nima ish qilsa ham seleksiya yoki boshqa chatishtirish, gibridlar olish, nima bo'lsa ham baribir genetikani deb bo'ysunishingiz kerak. Bu masala mana otdan bir şeyini chatishtirganda hacher buni nasib bermasin chunki barier to'xtagan xalaq berar bo'lmas. Lekin bir xil rasalar bor, o'shalar orasida bola paydo bo'lmaydi. O'suvlilarda ham shunaqa. Hozirgi asosiy yutuq hozir biologiya. Genetika barierda sakraydi. Demak, o'sha DNKga genlar almashtirish texnologiyalari paydo bo'ldi. Yangi genlar kiritish yoki kerak emas genlarni chiqarib tashlash gen terapiya deydi. Shuna kasalliklar. Lekin bu nihoyat muhim narsa ham buni keyin qanaqa narsalarga olib kelishi bizga hatto olinadigan bitta kutilmagan narsalar bo'lib qolishi hech gap emas. Hatto qanaq qilib kutilmagan, o'zi bilmasdan bir nimalar qilib qo'yish mumkin. Masalan, atom bombani nima uchun yaratgan? Odamzod. Boshqa odamlarni o'ldirish uchun, urushda yutish uchun. Yoki kech bo'lmaganda, o'sha bombani ishlatmaganda ham menda bomba bor deb qo'rqib yutish uchun. To'g'rimi? Amerikalardan boshqa hech qanday bomba tashlamagan. Lekin Xrushchov davrida 50 ming kilotonna bombani Tinch okeanda portlatishgan. Nimaga? Kubaga anaqa qilmaydilar. Hujum qilmaydilar. Yana muammosi chiqyaptiku. Darrov to'xtatib qo'yishgan Kubaga portlatgan. O'sha bomba kichik bo'ldirmagan, okeanda yo'q ketgan. Qo'rqitish uchun kerak.
важный тигр. Надо тигр бороться, может, порта. А он ползге, тизерге. Демак, бетте уже укутылген нәрселе. Бог яраттыш, порох яраттыш, кимиови, таксиле яраттыш, а уже нәрсел сыстылыш. Бекки кәсәл чакыручы бактерияларды купейтырыш. Бұл хамасы күтілген мақсадан ұшақ қойылды. Әбетті күтілмеген вазият болып қалышы мүмкін, одан өзі-өзіге білмастан зияқып қойшы. Шын үшін әм ғалымларының фікірі шынатаки одамды эксперименттілер құмасын. Дүкәрі әксеге ғам ұқол көрген бізәді олайтан тұр көрген. Так что, үші мүлті эксперимент құмасын ғалымды әм, өтөрмән көп. Құрамында оралылығы барып, үші бізәді олайтан көрі тәркетіліп, үші тішләші ол. Чүнкі башқа дәулет тішіліген дейді, білеге шүнге кеп қойды Bizim nihayet de şu yapmışız ki. Başka soru yok mu? Başka usulüge, bakteriyle alışmak. Bunların hepsini organizasyonuz. İyi beşinci basmış, bu kim bulacaktı bunu diye bir teknoloji. Hal bunun doğru gelen yok. Peki bunu fayda buluşu, anlık. Şimdi yeni bir soru cevap veririz. Bir teknoloji ne malaga kaldı? Bundan ne makilerdi? Ana muammalarının farkı var. Kişkine muammaçeli var, ortaçı muammalı var. Neki adam zatı oldu dururken global muammalı var. Bu ne diyelim? Global. Bu bitti. Hudut ya,
yoki bitti davlatga, yoki bitti millatga tegishli emas. Ha? Bu butun planetamizga tegishli. Mana bunaqa muammolar bir necha. Bulardan eng kattasi hammaga tegishli qismi bu energiya. Aniqki shu vaqtgacha biz energiyani tabiatdan olardik. Ko'mir formasida, neft formasida, gaz formasida. Ozgina quyosh nurini ishlatardik, ko'p bo'lmasa ham. Lekin ko'p energiya manbalari borib-borib kamayib bo'lib ketadi. Bu nimaga olib keladi? Bu energetik krizisga olib keladi. O'zi bir marta bu narsa bo'lgan. Masalan, eng rivojlangan davlatda Amerikada shu 80-yillik yillarda juda ham krizis kelib qoldi. Shunda energiya taqsimligi ma'lum bo'lib qolgan. Chunki amerikaliklar nihoyatda ko'p energiya ishlatadi. Nafaqat odam o'zi uchun. Zavodlar, fabrikalar, transport, yana ko'p energetik ishlatilgan. Bu masala hal bo'lgan. Lekin nimani hisobiga hal bo'ladi? Hamma yoqda tejash hisobiga. Bu masalan 15 litr 100 kilometrga yuradigan mas 3 litrda yuradigan mashinadan chiqqan. Elektrostansiyalarda yoqilg'ilarni tejab ishlatish formalariga o'tgan. Shunday qilib Amerikalar o'z tejash formalaridan chiqdi. Lekin bu nimaga kriz boshqa bo'lmaydi degan emas. Faqat kriz keyinroq keladi. Endi shu energetik krizisi yechish mumkinmi? Mumkin. Har bitta farm o'zini yechimini beryapti. Bu masalan fiziklar yadro energiyasini ishlatishni nima qilishgan? Kimyoda sudan vodorod olish jarayonlarini ishlab chiqqan. Lekin bundan qarasak, bu texnologiyalar balki kelajakda uchun yaxshi bo'lishi. Nimaga? Birinchidan, kimyo yo'lidan vodorod olsak, vodorod yaxshi yoqiladi. Hamma yoq ish bor. Ishqor neytralizatsiya qilish uchun kislota kerak. Ishqorni kislota nima beradi? Suv. Hamma yoq sudan. Demak, bu uncha yaxshi yechim emas. Yoki atom energiyasini ishlatsa, o'zingiz bilasizlar, albatta bu yerda radioaktiv chiqindilar bor. Chunki reaktor ishlagandan keyin albatta shunaqa chiqindilar hosil bo'ladi. Ularni qaqib qo'yish bu muammo. Masalan, amerikaliklar aytadiki, okeanni cho'ktiramiz. Yoki fransuzlar aytadiki, Antarktidaga olib borib qo'yamiz, o'sha yerda o'zi keyin yaxshi ichida muzlab qoladi. Yana boshqa yechimlar bor, lekin baribir bu radioaktivlik bizning planetamizda saqlanib qoladi. Bundan tashqari, mana Chernobillar nafasi misolda yoki bir necha lotkalarni atom lotkalarni cho'kishi, korabldagi avariyaga uchrashi, boshqalar, bular nima deyapti? Bu xavfli texnologiya. Chunki radiatsiya hamma yoqni haligi o'zgartirib borib, odamlarni sog'ligan yaradi. Mana shu yerda biotexnologiya juda ham noyob yangi yechimlar berishi mumkin. Shulardan birinchisi bu biogaz. Biogaz nima edi? Biogaz deb CH4 bilan CO2 ni aralashmasini aytadi. Ko'pincha 65-75% metan, 25-35% karbon dioksid. Bu gaz organik chiqindilarni chirganda metan hosil qiluvchi bakteriyalar tomonidan ajralib chiqadi. Shu biogaz hosil bo'lishda bu juda ham unumli protsess. Chunki
suvni hisobiga ham uglerod hisobiga bo'ladi. Uglerodli moddalar, chiqindilar, asosan organik chiqindilar suv bilan reaksiya kirib metan beradi, vodorod qismi ham CO2 beradi, kislorod qismi. Demak, bunaqa texnologiya energiya tarafdan juda ham qulay. Mana oddiy biogaz qurilmasi, yasamasi, moslamasi nima deymiz. Eng primitiv varianti mana shunaqa bo'ladi. Qandaydir idish, bu biotank deyishadi, biotank. Shuni ichiga har xil chirindilar chiqindilar solinadi. Masalan, qog'oz, latta, mosor, xalidey organik chiqindilar, bay xashay, hayvonlarni chiqindisi bo'ldi. Yana qanaqadir ishlatilmaydigan hamma narsalarni, ovqatlarni qoldirib, nima bo'lsa ham shunday sosi bo'ladi. Mana shu 12 14 kun ichida shitta protsess ketadi. Birinchidan shu idishdan gaz chiqadi. Qaysi gaz? Nima shtatdagi gaz. Bu gazni yoqilg'i sifatida ishlatish mumkin. Yoqilg'i metan yonganda xuddi o'zimizni hozir tabiiy gaz keladi, bu trubalardan. Xuddi shunaqa gaz, gazam, u ham metan. Bir xil joylarda propan ku, lekin asosan metan. Xuddi shunaqa qilib uni yondirish mumkin, ovqat tayyorlashga, kir yuvishga, zavodlarda ishlatishga chiqilib qattiq suvi kerak bo'lsa, o'sha yerda bu gazni ishlatsa bo'ladi. Endi biotekni eng pastki qismida eng og'ir narsalar yig'ilib qoladi. Bu nima eng og'ir narsalar? Chirimaydigan narsalar. Masalan, tosh, temir, shishalarni singan butilkalarni yoki qanaqadir mikroblarni chiqib yetmaydigan narsalar. Mana bularni bunda bir tegirmondan olinadi, ha? Tegirmon. Ular maydalab bir massa bo'ladi, massa maydalanadi. Buni asfaltga sovurish mumkin, o'yla qurganda oraliqqa sovurish mumkin, shlaka blok qilish mumkin, ish qilib qurilishda material qilib ishlatish mumkin. Ikkinchi qismi, ikkinchi qismi mamlaq qo'yilik. Asosan bu yerda chirindilar yig'iladi. Bularni biogumus deyiladi. Gumus degani turpoqqa kerak bo'ladigan foydali narsa, ha? O'sha chirigan chirindilarni xos ichida hosil bo'ladi. Bu biogumusni olib, masalan, briket qilib, ha? Dallaga borib sotsa bu juda ham yaxshi bo'ladi. Mana oddiy go'ngdan buni farqi bor. Mana oddiy go'ngda nima qoladi? Gelmentlarni, qurt tumshuqlarni, tuxumlari, har xil begona o'tlarni, urug'lari, har xil zararkunandalarni, keyingi avlodlari, lichinkalari, boshqalari. Endi bu yerda 90 градус температура бу турганда эки шунча күн. А микробиялык процесс кетип атканда жараб турат. Суу чыгат. Шу хамма нерсе өздән өзе инактивация бушлыйды. Тумлардан ичинкеләр мәҗләнмейди, зарар күрәндәле хаммасы үләде, кере эмас микроблар юқалады. Али өсүмлекләр, бегана өсүмлекләрнең урулары shu suvlarda inaktivatsiyaga uchrab, keyin o'sib chiqish qobiliyati yo'qoladi. Demak, bunaqa biogumus mana oddiy organik o'tlardan ancha qulayroq ham dallada o'z unumdorligini yaxshi ko'rsatadi. Eng ustki qismi bu eng yengil qism. Bu o'sha bakteriyalarni ko'paygandan keyin tanachasi. Ana bakteriyalar ko'payadi-ku, o'sha jarayonda, gaz chiqish jarayonida.
bakteriyalar. Mana biz bularni temperatura bersak, sterilizatsiya bo'ladi. Asosan buni oqsin. Bu oqsinlar yemlarga, kombikormlarga, boshqalarga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Mana qarabsizki, mana shu Viagas jarayoni bo'lajakda bizga energiya manbai ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana foydali narsalar bo'ladi. Qurilish uchun, dala uchun o'g'it, hayvonlar uchun odamga bo'lmasa ham yem. Yemlar bir qismi. Mana shunaqa energiya, shunaqa biogaz qurilmalar, yasamalar hozir ko'p davlatlarda qurilgan. Eng bitta lider Xitoy. Xitoyda 40 millionga yaqin shunaqa ustanovka bor. Ko'pincha uchta qurilmani qo'yishadi. Bittasi to'lib turadi, bittasi ishlab turadi, uchinchisi bo'shatilib turadi. Chunki bo'shatishga ham vaqt kerak. Mana masalan, Shanxayda shunaqa katta ustanovkalar bor, 40 etaj to'g'ri keladi. Balandlik. Shunga butun Shanxaydagi hamma chiqindilar yig'iladi. Nafaqat Shanxayning o'zida. Yon atrofdagi qishloqlardan ham, fermalardan ham olib kelishadi. Keyin shuni hisobiga butun 10 millionli shahar energiyani ta'minlaydi. Transport yuradi, kotelniklar ishlaydi, odamlar uy isiydi. Demak, hamma qatta energiya kerak bo'lsa, shu biogaz energiyasi ishlatiladi. Ana Barselonada, Ispaniyada biogaz qurilmasi to'ppa-to'g'ri bozorga qurilgan. Bizani es shahardagi bozor bor-ku, shunga o'xshagan Barselonada bozor bor. Faqat endi metrodan to'ppa-to'g'ri eskalatorda sotib oladigan joyga boradi. O'sha bozorda juda ham ko'p chiqindilar hosil bo'ladi. Ta'lim ularda shunaqa bir qoida borki, nabodo narsa sotilmasa yana uyga olib ketmaydi. Pul xarajat qilib, bosh qilib, o'shatda tashlab ketadi. Ana shunaqa qolib ketgan narsalar, buzilib qolganlar, qog'oz, har xil karobka, har xil bozorga chiqindilar hammasi o'sha biostanovkaga boradi. Shuni hisobiga eskalatorlar ishlaydi. Odamlarni hisobkalarni ko'tarib yurmaydi. Shuni hisobiga xolodilniklar ishlaydi. Chunki pastki etajlari bu shu go'shtlarni boshqalarni saqlaydigan, buziladigan narsalarni saqlaydigan joyga qo'yib qo'ygan, kameralarni qo'ygan. Shuni hisobiga kerak bo'lsa, istiladi kerak narsalar, suvlar qaynatiladi, boshqa ish qilib, bozorni butun bunaqasi energiyasi o'sha biogaz ustanovkalarini ta'minlaydi. Hozir Hindistonda juda ham ko'p qurilyapti mana ustanovkalar. Nimaga? Hindistonda energiya tanqisligi juda ham katta. Endi ko'p qismi ekvatorda bo'lishiga qaramasdan, shimoliy Hindistonlarda juda ham yaxshi qishlar ham bo'ladi. Lekin ularga energiya boshqa sabablarga ham kerak. Ana Hindistonda to'g'ri shunaqa bitta oilaga mo'ljallangan biogaz qurilmalari sotiladi. Oboradi, masalan, qishloqda yashasa o'zini uyga qo'yib qo'yadi. Ham gaz chiqib turadi, ham o'g'it bo'ladi, ham shu kerakli narsa bo'ladi, hayvonlarga yem. Shularga bu. Endi borib-borib bu energiya manbai eng asosiy bo'lib qolishi planetamizda hech gap emas. Bitta chatoq joyi bor, suv ikki chiqadi. CO2 chiqadi. Metan ham yongandan keyin u ham CO2ga aylanadi. Karbonatdan keyin. Endi bu yerda bitta boshqa muammo bor. Unga biz keyin yana kelamiz, qaytamiz. CO2 ko'payib ketsa, planetamiz iqlim o'zgaradi. Bu parnik effekti deydi. Ko'pincha bu o'sha issiqxonalarda bo'ladi. Ko'pincha CO2 ketib qo'yishadi. Nimaga? Pomidor tezroq pishsin. Bodrilik tezroq yetilsin, deb. Lekin
planetamızda bu parnik efekti bo'lsa, bu xavfli narsa ham bo'lishi mumkin. Nima gap? Shimoldagi suvlar yaxlay erib ketadi. Yaxlay erib ketsa nima bo'ladi? Suvlar sathi oshadi. Suvlar sathi oshsa, Gollandiyaga o'xshagan Germaniyaning shimoliy qismlari, Yaponiyaga o'xshagan joylar, Angliyada ham suv deyilib ketishi kerak. Yaponiyada mana qishda juda ham sovuq bo'ladi. Ha? Yaponiyada mana bugun ham minus 40. Minus 60 ga boradi. Lekin yozda yaxshi o'tlar o'sib, otlar, hayvonlar shundan foydalanadilar. Nimaga? Oqimlar qishda sovuq o'tadi. Yozda issiq oqimli, shu 4-5 metrga muzlagan narsalar erib shunda bemalol hali deb qishloq xo'jaligini ham rivojlantirish mumkin, chorvachilikni ham boshqa. A shu narsa yo'qoladi. Demak, o'sha joylar nima deydi? Qishin yozib muzlab yotadigan mechanizmlar bo'ladi. Yoki bizda iqlim o'zgarib qolishi mumkin. Masalan, namli yosh hisobiga paxta qishni qolishi mumkin. Demak, biz paxta ekolmay qolamiz. Yozlarimiz yumshoqroq bo'lib qoladi. Qishlarimiz ham pashli bo'lmay qoladi. Hozir ham buni sezinyapti Xitoyda shuncha ko'p biogaz chiqayotgan. Biz yaqin joylashgan biz nisbatan. Yaxshi ham orada Tyanshan tog'lari bor. Demak, bu iqlim o'zgarib ketishi mumkin. Lekin buni ham biotexnologiya yechimini beradi, buni keyingi darslarda o'tamiz. Qanaq qilib karbonat angidritni o'zlashtirish. Ikkinchi narsa. Bu etanol. Etanol yoqilg'i sifatida ishlatish mumkin. Etanolni yonganda chiqadigan energiyasi benzin bilan teng. Lekin etanolni hamma narsada olish mumkin. Masalan, qirquvdan ham, bug'doydan ham, daraxtlarning qoldig'idan ham, yoki har xil o'tlardan, sellyulozadan, sellyulozali narsalar juda ham ko'p. Ligninda chiqarib ko'p moddalardan etanol olish mumkin. Asidlar, drojjalar yoki bir xil bakteriyalar, masalan, zimamonus degan bakteriyalar bor. Ular etanolni sintez qilishga juda ham qobiliyat ko'rsatadi. Demak, etanolni yoqilg'i sifatida ishlatish mumkin. Mana hozirning o'zida shu bugun Braziliyada gazoxol ishlatiladi. Gazoxol gazolin, bu benzin degani. Alkohol, bu spirt degani. Nima chiqyapti endi? Gazoxol. Masalan, gazoxol 80 degani nima degani? Bu 80% benzin i 20% spirt. Yoki gazoxol 50 nima degan? Yarmi benzin, yarmi spirt. Hozir shunda avtomobilni o'zgartirganki, ya'ni yonadigan qismini. Ha? Kamerasi. O'sha mashin aralashmalarda yuradigan avtomobillar tengan. Xuddi shu yo'ldan masalan Kanada spirt ishlatyapti juda ko'p joylarda. Nimaga? Ularda ham o'rmon ko'pdi, o'rmonni qirqqanda o'zingiz bilasiz, juda ham ko'p chiqindi bo'ladi, qirqovlar, shoxlar, boshqalar. Ana o'shalarni maydalab, shularni chiritib, bu etanolni toza etanolmas, halide. Ha? Hokazimiz o'tadi. Bu texnika bir etanol. Bu yoqilg'i sifatida ishlatish uchun etanol. Uchinchi narsa bu vodorod. Vodorod qayerdan olinishi mumkin? Bu vodorodni suvdan olish kerak. Chunki suv
slavotda. Bekmas. Vodorodni oldindan bilishardi odamlar olishni. Masalan, mana kimyogarlar qanday olardi, maktabda ham ko'rsatadi buni tajriba. Halide suvga metallni tashlasa, aktiv metall, natriy, katta vodorod foyda bo'ladi, shunda bo'lib topkisi pop deb yuradi-da. Eshingizda bormi maktabda ko'pincha shunaqa tajriba ko'rsatishadi. Lekin bu aktiv metallardan olingan vodorod bitta hosil bo'ladi nima? O'sha aktiv metallni ishqor. Masalan, natriy bo'lsa, natriy OH. Boshqa metall bo'lsa, o'shani ishqor. Bu ishqorlarni nima qilish kerak? Ularni neytrallash kerak. Neytrallash uchun kislota kerak. Kislotadan ishqor tuz beradi. Demak, ekologiya nuqtai nazaridan bu yo'l uchun yaxshi emas. Fiziklar ham vodorod ola oladi. Va ikkita elektrodni tiqsa, bitta elektrodda kislorod chiqadi, bitta elektrodda vodorod. Elektronlar ketayotgan joyda vodorod chiqadi, elektronlar ketayotgan joyda kislorod. Lekin bunaqa vodorodni narxini sanasa, chiqqan vodorodni beradigan energiya elektrolizga ishlatgan energiyadan ancha kam bo'ladi. Demak, biz energiya olamiz deb yana qo'shimcha energiya topishimiz kerak ekan. O'shani sarflashimiz kerak. Demak, bu yo'l uchun kelajak uchun yaraydi desa bo'ladi. Endi mikroblarning ichida gidrogenaza fermentli mikroblar bor. Gidrogenaza degani nima degani? Gidrogen vodorod. Gidrogenaza vodorod hosil qiluvchi. Shu gidrogenazasi bor bo'lgan mikroblar suvdan vodorod ajratishga qobiliyati bor. Bu masalan bilasizlar, botqoqli joylarda, o'rmonlarda, boshqa joylarda gaz yig'ilib qoladi. Bir xilda bu yong'inlarga olib keladi, pojarlarga olib keladi. U zarar bilan odamni qilmaydi unda. Ha, pojarlar. Tabiiy shu vodorod o'zi yotadi. Ana shu gidrogenazani ajratsa, immobillangan formaga o'tkazsa, immobillangan degani nima degani? Harakati chegaralangan. Ana shunaqa gidrogenazalar suvdan vodorod chiqarib berish qobiliyatiga ega. Vodorod eng yengil narsa, eng energiyasi ko'p narsa, boshqa bunaqa energiyaga boy hech qanaqa modda yo'q. Vodorod yonganda nima hosil bo'ladi? Suv. Demak, ekologiya nuqtai nazaridan bu juda ham toza narsa, chunki distillyatsiya suv hosil bo'ladi, suv bo'ladi. Lekin vodorodni boshqarish qiyin. Vodorod issiq bo'lmaydi, u portlashi mumkin. Vodorod katta hajmni oladi. Lekin bu muammolar ham hozir yechimi topilgan bir qotishmada bor metallarda. Har bitta hajm qotishma 30 ming hajm vodorodni o'z ichiga yutib saqlash mumkin. Ana o'shani sekin qizdirsa vodorod chiqib ketsa bo'ladi. Mana Xarkovda studentlar, ha? Xarkovda avtodorojniy avtomobil va avtomobil vodorodni ishlatgan avtomobil yaratishgan. Endi bu seriyada yuradigan avtomobil emas ko'cha deydi. Shuni qilish mumkin deb yerlar shuni yaratib qo'ydi. Shu vodorodda shu qotishmali vodorod bilan to'ladiladi. Shu vodorodni yonganda chiqqan energiya hisobiga avtomobil. Demak, qaranglar. Biz biotexnologiya yo'llaridan bir necha perspektivli yoqilg'ilar olsak bo'lardi. Yana bittasi bor bu CH3OH metanol. Lekin metanol zaharli. Metanol yonganda ko'p yomon moddalar chiqadi. Shuning uchun buni olish mumkin bo'lsa ham ishlatish kerakmi degan savol paydo bo'ladi. Ana shundan biz bilyapmizki
gelecekte adam zaptı aldığında turgen kütüledigen krizlerden en kötülerse enerji krizi. Biyoteknoloji yordamıyla geçilişi. İkinci bomba. Bu azıka değilik, azıka yem. Fakat adam için kiremez bu, hayvan için ama bu muamma var mı yok mu? Hazır uzda var. Hani planetamızda hazır ne 2 milyar kadar yaşıyor? Kim et abi? 6 milyar. 6 milyar da azıcık aştı. 6-2. 2 milyar kadar şunun içi de. Hazır dükkünde açarsınydı yaşıyor. Hani bu Afganistan, Amzli Tacikistan, Kongo, Afrika dolarlar, Zayn, Çad, Şimali Afrika, çıkılıp Latin Amerika, Jüdem Kukcöyle'de, onun loğaç, hazır olsun, yetmiyor. Şimdi bir kıl devletinde de, aksınca kop, daha konuşan bilmiyordu. Mesela Avustralya'da şuna boş kop ki o varıp, ona kadar taşıp gelişen daha tarz edildi, uzunluğa. Çünkü bu işle doğruydu, uzunluğa, şunca boş. Lekin barbar, o çerçiliği, hazır uzda var. Bundan taşları yıldan yılga ahalı usurada. Usur. Lekin yetiştirilgen narsalar asosan usum değiller. Böyle çekerelerler. Çünkü planetamızın hamma kısmı diyem anlaka usum diye usta koymaydı. Anasın madenileştirirken usum diye. Mesela Akiyan'ın kısa olama geldi. Artık 15 prasen gene göl bu kuşlak hücreliğe yeri diyelim. 85 prasen göl bu çölle, tağla, suda, suda. Peki şunu da göyle ki eroziye uçuregen, yetiştirme osmiyegen, sanacak. Bundan taşları adam ahvalı olsun kendinden keyif, şaharlı olsaydı. Mağlı kısım yakşı yerler, şaharlıya gitip koyuldu. Şaharların arası da yolla kılıçtı, uyaptı kitedi. Elektrikleri de açıyla otkazış kere, ruba proğutu otkazış kere. Ne ki gibi bize ki kubunca kazma boğaliyle kere, uleyem yakşı yerle de cöyleşken bu kılıçtı, hiç gelmez. Kubunçlaki bu ne diye. Uleyem alışı için, uşakta kandedir kimyavi zavodda kuşu kireyi başkalarına da özümüzde bakanlara alma alma da ta ta buluyoruz kuşu çıkın bile. Ne demek? Malib dem ve fran olanızdı. Rengi bir tavla olanızdı. Şu teknolojiler yaratırken uşakta aldı kalkozda böyle digen, ikili usa digen, malla yayla öyle digen, digen koyla, çoyla. Hemen hazır uşağı ne kadar? Çıkıntılarından tutulup şimdi yaramıyor. Şunlar ne gel bu? Bundan taşları kimyavi oğutla işletiş bir vakti bu yakşı olsa mesela bir sümlü oğut işletken de 9 sümlü payda oluyor olsa hazır 10 sümlü oğut işletse hatta bir sümlü payda oluyor. Demek ki kimyavi oğutların hepsini o sümlüyle uzlaştıramasak. Lekin bu da özleştirmegen kısmı burada kalıp kandidir hükmeli verir ha? Yerleri strukturası, tıpran strukturası uzgarip giderken hani ona kadar yerlerde yıldan yılge hasıldarlık kemeye düşüp giderken demek kareyle muamma var bir yada bize gelmedi kere kubra, tozlıka yerle kere ikinci tarafta uşa nesiller yet kızar gel, böyle çigereler geldi, ne fakat çigereler geldi, öyle kemer vardı. Şimdi biyoteknoloji, kan dedir yeşimle verişi mümkün mü? Bitti, yeşimle bir bölüşü
Birinciden real, real diye ne diye ne? Ham potansiyel. Hasildarlık, unumdarlık değil ki çünkü hayvanla da yaman akar var. Çok süt veren, yağ sigirli bölgede, çok boş veren yani. Riyad hasildarlık, riyad unumdarlık bize hazır avat geldiniz. Mesela bana yavvaya forma modayla 5 sene yıktan gidiyor. Peki adam seleksiyon borumuna bunu şunda okuyan ki, şunda bu odayla payda okuyan ki, hazır 120 sene yıktan gidiyor. Bu odayla yan var. Peki bu hazır ki bize talebi yetiştirirken real anlatalımız. Hasil var dediğimiz. Bunu da şuna kılıp mesela 600 sene yukarı masası almış mümkün. Peki 40 tonla karışık almış mümkün dedikten de. Lekin şu usulilerin potansiyel unumdarlığı, hosildorligi aslida yukarı. Bu mesela buğdayınki 1200 sentner. Mesela mahsus fitatrolde de şu hosildorligi erişisi bo'ladi. Şalınki 800 sentner miktarida. Paxtaniki 550. Ha? Qaranglar, real unumdorlikdan potensial unumdorlikning orasida juda ham katta masofa bor. Masofa bor. Bu nima desa bo'ladi? Mana oddiy odam trenirovka qilmagan. Bu sakrasi 1 metrga zo'r sakraydi. Balandlikka. Ha? A sportsmenlar hozir necha rekord balandlikka sakrashdi? 2 metrga borib qolgandir, ha? Bronglar 232, 235 sakradi. Chavakazi. Ama bu dediğine var, katlı kelteğine alındı, 6 metre sakladı. Demek ki, potansiyel adamlar yukarı, real anakamızı bize faydalanmıyoruz. Bu şuna kadar başka sağlıklı. Usulüyleniyem, nakalaniyem potansiyeli cüdeye yukarı. Şunun için, biyoteknolojik usulüler üzerinde rövajlanırsak, mesela biyoğudunda, biyo metodlarından, biyo teknoloji usullerinden, organizmlerini uzgartırsak, bize bunların hasıldarlığını kupaytırsak, bularken. Cebova gendi potansiyalı yetmesek, hangi yakınlaşsak, bularken. Bana şunu hesabı gel, biyo teknoloji, hazır gel, kişiler bu gel, özümüzü organ gel, madeni iliştirilgen usullerini, çünkü hayvanlarını, zatlarını, uzatışı, yine bundan kuprağın yıkılışı mükemmeliyeti var. İkinciden, biyoteknoloji yönlerine yenge organizmle alışmak olur. Yenge hususiyetli organizmle alışmak olur. Bunu aldım bir leksiyede ettim. Bunu bırakayım. Pomat. Neydi pomat? Potato. Pomidor. Tomatos. Karışken, tomatos, pomidor. Demek pomidorundan karışkenin genomlarını umumlaştırılan usulü. Üstki kısmı pomidor bir adı, yer teyidi kısmı karışken. Bitti deleden, iki de fasıl aldı. Ha? Demek şunu yapalım, yenge organizmle alışıklıkla eker. Peki, tanık usulü var mı? San, bin. Mehmet Uğur'da. Demek bu. Sunflower'dan, ha, soya, bin'den iki de genom ünleştirgenden ki şuna osumluğu çıkardı. Bunu, bu osumluğu demeye gerek. San bin. Demek bu kunga bakarımdan soyanın gibridi demeyim mi? Gibridi, ama koşu diğer nasıl anlayacak? Sibrid değil, demek ki. Bitti, hücre injineri yolundan ki var. Sidi gelin, sito sözüyle, hücre diğer sözüyle, ha? Bana bizi bilemez. Kunga bakarı cüneyim yağı yakışı, sıfatlı. Yağının terkibinde yaş kislatılı var, yağ kislatılı. Ha? Neki yaş hazım oladı. Soyanı ki, aksince yağımcı yakışmaz.
Lekin uni oqsili juda ham zo'r. Unda lizin, metionin, triptofan, kireylamin ishlatilib ko'p. Kunga boqar oqsili. Zaif, chunki unda o'sha kerak bo'lgan odam uchun kerak bo'lgan amin ishlatilib kamroq. Endi masalan, kunga boqar olsak 30 gram oqsili 30 gram oqsili iste'mol qilganda 18 grammi o'zlashtiriladi, 12 grammi organizmdan chiqib ketadi. Nima 30 gram oldi? Bu bitta odamni kunga normasi. Har bir odam quruq oqsilga hisoblaganda bir kunda 30 gram oqsil iste'mol qilish kerak. O'rtacha. Endi soyani olganimizda 30 gram oqsil olsak 21 gram hazm bo'ladi. 9 grammi organizmdan chiqib ketadi. Lekin bu organizmdan o'tkazguncha 12 gram, 9 gram. Biz energiya sarflaymiz. O'zidan o'zi bo'lmaydi bu. Endi 30 gram oqsilni olsak 28 grammi o'zlashtiriladi. 2 gram bo'lsa chiqindiga ketadi. Demak, bu o'simlikda biz nimaga erishdik? Sifatga. Chunki eng defitsit narsa oziqalarning ichida. Bu oqsil. Shuning ichida sambini yog'i ham yaxshi. O'sha soyani yog'idan ancha sifatli. Kunga boqar yog'iga yaqinlashadi. Mana birinchi misolda biz bitta dalada ikkita hosil olmoqchi bo'lsak, ikkinchi misolda biz nima qildik? O'sha o'simliklarni, bor o'simliklarni bir-biridan chatishtirib, sifatli o'simlik. Yana bitta misol bor, masalan, cho'lda o'sadigan vayulis degan o'simlik. U diatoga o'xshaydi, lekin vayulisi qizil suv ichida bor. Uni urug'i issiq suvga ham chidamli, sovuqqa ham chidamli. Shuning uchun shamolda uchiraveradi cho'lda. Lekin bir sharoit bo'lib qolsa, yomg'ir yog'ib boshqa qilib yoki yaxshi bahor kelib qolsa, ildiz otadi, unib chiqadi. Ildizi juda ham chuqurga ketib, o'ziga yetarli darajada namlik topishga qobiliyati bor. O'smagan qismi yana shamol uchiraveradi, ya'ni o'sishi mumkin, 7 yildan keyin o'sishi mumkin, 10 yildan keyin ishlari o'zgaradi. Unga na anaqa kerak, sug'orish kerak, na chopuv qilish kerak, na begona o'tlardan o'zbekdu begona o'tlar yo'q, ozod qilish kerak emas. Mana o'sha bir olim makkani genomidan vayulis urug'ini genomini birlashtirgan, umumlashtirgan. Shundan bir o'simlik paydo bo'lgan, nomi boshqacha bo'ladi. Vertolyotda sepib chiqsa, u ham xuddi anaqada yuraveradi, shamol uchirib. Lekin qayerda ildiz otib qolsa, o'sha yerda o'sib ketaveradi. Don beradi. Doni jo'xoridan sal farq qilsa ham tarkibi yaqin. U donni yem sifatida bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda qaranglar. Boyagi 15% yerlarga biz ozgina 85%dan olib yoqib qo'ysak bo'lar ekan. Mana AQSh biotexnologiya programmasida shunaqa punkt ham bor. O'simliklarni yerga ishlov bermasdan, sug'ormasdan, o'g'itli ishlatmasdan o'stirish. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Bu aslida bo'ladi. Nimaga? Mana shu hozirgi madaniylashtirilgan o'simliklarni qarindoshlari bor. Qo'shtirnoq ichida qarindoshlar. Bular shunday genlari borki, bular toshlarda ham o'sadi, cho'llarda ham o'sadi. Asfaltlarni teshib chiqadi. Ko'rganmisizlar? Ana o'sha genlari, bu genlar bilan qandaydir kombinatsiya qilsa, balki borib-borib shunaqa o'simliklar ham hosil bo'lar. Unda ko'p anaqa bitadigan genlarni sathi kasani ko'payadi. Xuddi shunaqa ishlar hayvonlarga ham bog'liq. Mana hammangiz bilasizlar, klonlash texnologiyasi.
kollaşırken ne dedi geldi? Bitti embriyondan, bitti hücreden, bir neçe organizm olmuş. Bu mesela bana, Hasan Hüseyin'de bu klon. Çünkü fakat bu klonda iki tane var. Organizm. Hasan ve Hüseyin. Ha? Şimdi başka hayvanlarda, mesela şunlarda, başkalarda, İtti harfın tükümden kurbaşlar çünkü. Bitti tükümden kurbaşlar çünkü. Ulaya klon. Lekin, bir teknoloji yolunda halaki organizmlerini klonlaşmış mümkün. Bu mesela, hani Angliye'de, şu böyle diyen kozçalardan, bir neçe şuna kozçalı alışken. Ha? Buna göre bunu, yungi mayına geldi, cüleyen uzun tekstil giyerek yer şakaya kendi kursa çıkar. Gelecekte şuna kadar zafi olabilir. Çünkü zor koyanı polise kuvveti bırakmış. Peki Galandiye'de bunu da atışken klonlaştı. Tuğuluş periyodunu uzgartı başka. Mesela bitti sigir. Bir yıllık içinde 24 mızahçı hatta o'zimiz fakultetga osib qo'ygan edik. 23 ta bir xil buzoqchi turibdi-da. Qotdi. Hammasi bir xil. A 24-tinchisi onasini oldida turibdi, kichikroqdi. Xuddi onasiga o'xshaydi. Bola biladi, bular hammasi jigarrak. Nimaga? Bu sigir tug'ganda bu urug'lar hali go'shtli, go'sht beradigan anaqalardan olingan. Buzoqlardan, ham bo'qachalardan. Hammasida o'g'il bola. A sigir, süt veren diye sigir, hani maloşin iyiydi mi? Ha? Demek, her 15 günde bitteden tutup durardı. Demek, hiç kaçan sütten üzülmeydi. Süt her doyum anlattılar. Lekin, tuvalt gelen nakaların uzakçılar. Haması, boş veren diye. Çünkü, ne haması bir çiden samet, ikinciden uçuna kazattı o gün ki, kattı kattı. Hani de, hani kichkina buzoqchadan bir ikki uch barobar katta. Demak, bitta ona sigir shuncha mahsulot berishi mumkin. Mana bu ham o'sha klonlash orqasidan erishilgan. Demak, shu yo'ldan ketsak, bizlar nafaqat o'simliklarni, boshqa nahalarni ham, hayvonlarni ham va poydali narsalarni ham ko'paytirsak bo'lar ekan. Oldin galib berdim mi yo'qmi? Tavuğuna bedel açar. Ha? Demek ki ittihar tuhum buladı. Ham pat, ham anlaka ku. Demek ki tavuğuna keser bu. Keser. Bana bize şeyler biliyor bize ki biyoteknoloji bu mamonya var var ilişki var. Demek bir yada hasıl darlığı, ünün darlığı başladı. İkinci tarafta bitti yerde bir neçe hasıl alış mümkün. Üçüncü de yaşlı sıfatlı faydalı organizmle yaratış mümkün. Bana sana bir yokuşa gene. Törtüncü de hazır faydalanmıyorken yerle de faydalansa bunları. Şunu da organizmle yaratış mümkün ki çölle de ya, tavla de ya, kumle de ya, osanı yaptırış mümkün. Beşinci de bize hayvanlarını klonlar, ulan deyip faydalı nesillerini kupaytırsınız. Ucun, koş, ya, süt, işte ne var olsa ki çorba çekilir. Hani şu nesillerden sıkılır. Hop, şimdi yine bitti muamma var. Enerji, azıka, enerji, sağlık. Peki, keserlerden kuruş, sağlıkta saklar. Yani bize ki, bu rahat değişiklik var, kesmemizi ne vakit görsek. Ama ne bilesine, adamla yem, hayvanla yem, tez tez keser bulundurlar. Keserlerin sonu,
kasalliklarning ham turi yengi yengilari paydo bo'lyapti. Eskilarni bir xillari yo'qolib ketgan. Ha? Bu masalan, ospa hozir uchramaydi. Ospa kasalligi. Lekin yengi yengi forma kasallar paydo bo'lyapti. Mana spik yo'q edi, spik nima edi? Immunodefitsit virusi. Ha, paydo bo'ldi. Lekin tuberkulyozni eskida aytishardiki, bu qarsho odamlari, qarsho davlatlari kasalligi. Yaxshi davlatlarda aholi to'q yashagan joyda tuberkulyoz bo'lmasdi. Nimaga? Mikrobitsellar o'sha tuberkulyoz chaqiruvchi mikroblar. Bo'shashgan, kuchsizlangan organizmlarga atak qiladi. Lekin antibiotiklarni ishlatgandan keyin u mikrobitsellar o'zgarib ketdi. Hali oldingi dorilarni ta'sirida yo'q ketadigan yoki baqvat odamga kuchi yetmaydigan mikrobitsellar qolmadi. A mikrobitsellarning yangi formalari antibiotiklardan boshqa dorilardan qo'rqmaydi. Demak, tuberkulyoz hozir hamma hududlarga ham yopishyapti. Tuberkulyoz bilan hozir Afrikada ham, Yevropada ham, eng boy davlatlarda ham, eng boy oilalarda ham kasallar bor. Nimaga? Mikrobitsellar hozir hech nimadan qo'rqmaydi, hamma narsaga yopishadi. Yoki difteriya. Difteriya yo'qoldi degan narsa edi. Lekin shunday yangi formalari chiqdiki, yana hozir ko'p joylarda difteriyani epidemiyasi boshlangan. Endi shu sog'liqni saqlashda, davolashda, boshqada biz hali-hali eski usullar bor. Bu asosan o'sha paracetamoldan kelyapti. Paracetamol kerak. Har bir zahar modda kam dozada dori. Hatto paracetamol ta'siri shunday kuchli bo'lganki, bir xil odamlar o'zi ozgina bo'lsa ham o'zini o'zi zaharlab yurishgan. Masalan, Napoleon mushyak ishlatarkan kichkina dozada. Lekin uni mushyak bilan zaharlashganda o'lmagan. Yoki hali Nikolay II davrida Rasputin degan odam u tsaristik kariyer yurarkan. Lekin knyaz Yusupov Butirburovga tsaristik kariyer berib Rasputinga olib kelganda yeganda sovqol kasal bo'lib ismasi chiqib sog' qoldi. Nimasa tsaristik kariyerni yurak katta dozasi. Endi bunaqa misollar ko'p. Qaysidir shoxlar ilon zaharini iste'mol qilarkan deb keyin special ilondan chaqtirishsa endi biz bilamiz bu nimaga shunaqa bo'ladi. Chunki organizmga kichkina dozada xavf bo'lsa, immun sistema o'shanga qarshi kurashib, organizmda immunitet paydo bo'lib, va immunoglobulin paydo bo'lib, organizmda immun kuchi oshadi. Lekin aslida kasallarni davolash boshqacha bo'lishi kerak. Mana biz o'sha kuni yozdik-ku, DNKdan nima hosil bo'ladi? RNA. RNA'dan nima hosil bo'ladi? Oqsillar. Oqsillarning ichida asosiy fermentlar bo'ladi. Ular metabolizmni boshqaradi. Va любой kasallik shu metabolizmni o'zgartiradi degan. Shu mikroblar ta'sirida, boshqa sabablardan, yallig'lanish ta'sirida metabolizm shu to'plamda yutish organizmni o'zgartiradi. Yaxshi bo'lardi bizning metabolizmni o'zining nafasiga qaytarsak. Shuni qilish mumkinmi? Biotexnologiyalar. Bu birinchidan gen injineriya yo'li bilan kerakli gormon, kerakli oqsillarni sintez qilish mumkin. Masalan, diabetiklarga insulin berish mumkin. Anemiya bo'layotganlarga, hali gemoglobin tushib ketganlarga, gemoglobin qayerda bo'ladi? Eritrotsitda. Eritrotsitni hosil qiladigan gormon bu
nuqtada sintezlanadi. Eritropoetin. Ha, hozir eritropoetinni gen injeneriya yo'lidan olib bakteriyaga bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib interferon boshqa kerakli oqsillarni biz sintezlashimiz mumkin. Shunda ko'p kasalliklarni, shundan ichida eng og'irlarini ham yengishi bo'ladi. Ikkinchi narsa bu diagnostika. Bu nima degani? Diagnostika degani bu oldindan kasallik formasini, etiologiyasini bilish. Ana ko'p hollarda diagnostika juda ham qilish qiyin. Masalan, mana bitta misol keltiraylik. Mana bir kasal bo'lsin de, mana eng tez ko'p uchraydigan kasal bu o'pka shamollashi. Nima deydi uni? Pnevmoniya. Ha, pnevmoniya. Pnevmoniya har xil bo'lishi mumkin. Masalan, pnevmoniya spiddan bo'lishi mumkin virusdan. Pnevmoniya grippdan bo'lishi mumkin. Pnevmoniya stafilokokkdan bo'lishi mumkin. Pnevmoniya pnevmokokkdan bo'lishi mumkin. Lekin har xil pnevmoniyaning etiologiyasini davolash har xil bo'lishi kerak. Masalan, hozirgi stafilokokklarga antibiotik berish befoyda. Chunki stafilokokklar allaqachon bu antibiotiklardan qo'rqmaydi, lekin o'rgan bo'lgan, ha? Antibiotiklar ta'sir qilmaydi stafilokokkka. Pnevmokokk bo'lsa, bemalol penicillin bering, boshqa kuchliroq antibiotik bering. Pnevmokokklar antibiotik ta'sirida yo'qoladi, kasal tuzaladi. Endi boshqa etiologiyalarni boshqacha davolash kerak. Ha, masalan, kasal kelganda vrach shuni darrov qanaqa pnevmoniyaligini bera olmaydi. Masalan, kasal keldi, mayli kasalchi gapirishi ham bilmas. Onasi olib keldi, chaqaloq bo'lsa. Shu mana kasal bo'lib qoldi deydi, yig'lavotdi deydi. U tajribali vrach bo'lsa, betini ushlab ko'radi, boshqa qilarda eshitib ko'radi, qilib qanday bir usullardan aytadiki, bu pnevmoniya ekan deydi, boshqa deydi, davolashni yo'lini qidira boshlaydi. Tajribasiz vrach bo'lsa-chi, endi sampini bitirgan bo'lsa, nima qiladi? Nima qilishni bilmaydi u. Yoki darrov kitobga o'rlaydi, kitobda nima deb yozib qo'ygan? Qonini analizga berish kerak, bakteriologiyaga analizga. Yoki shartta qonni oladi deb laboratoriyaga yuboradi. Laboratoriyada u qonni ikki ko'rishadi. Bitta passaj olishadi, ikkita passaj olishadi, uchta passaj. Qayta-qayta ikki passaj. Oxirida aytishadiki, bu pnevmokokk ekan, yoki yo'q, bu stafilokokk ekan deydi. Shungacha 10-12 kun o'tadi. Bu kasal nima bo'ladi? Uni ichida? Yo'q, haliday bo'ladi, tuzalib ketadi. Yo'q, haliday bo'lib qoladi. Chunki davolanmayapti. Shuning uchun tajribali vrach nima deydi? Darrov antibiotik beringlar deyveradi. Pnevmokokk bo'lsa tuzalib ketadi. Lekin stafilokokk bo'lsa baribir tuzalmaydi. Yoki spid bo'lsa boshqa kasallikdan keyin ketib qoladi. Tushunarliga? Demak, nimaga shu narsa bo'lib kelyapti? Nima shunaqa vaziyat? Chunki tez aniqlashga diagnostik usuli yo'q. O'sha tajribasiz vrach ham, tajribali vrach ham yanglishib hech gap. Lekin biotexnologiyada shu usulda hozir yaratilgan. Mana masalan o'sha stafilokokk aniqlashda mana bergan. Masalan, stafilokokk pnevmoniya bo'lsa, stafilokokk rivojlanayotganda organizmda toksin paydo bo'ladi. Aslida stafilokokk kasallantirmaydi. O'sha stafilokokk ko'payayotgandagi toksin qonga o'tadi, butun organizmda aylanib, isitmani chiqarib, boshqa qilib, organizmni zaharlaydi. Buni alfa toksin deydi, yoki stafilotoksin deydi. Mana shu toksin aslida o'sha kasallikka olib keladi. Endi biotexnologiya yo'li bilan biz reaktor sifatida hayvonlarni ishlatishimiz mumkin. Mana masalan, bu yon,
boşaldı mı? Yumuşak boşaldı. Var mı? Ha? Bana şunu kulağımda kol kısak baş taksim bana. Bu kuyar şunki karşılık korsatardı. Bunun immun sisteması immunoglobuliller sintezler. Ulan antitela deydi, Rusçasiga, İngilizcesiga antibody deydi. Şu antibodiler anlaki immunoglobuliller bo'ladi. Ular şu taksim bana reaksiyaga kirib. Ha? Reaksiya kompleks hosil qilib, buni immun kompleksi deyiladi. Shu immun kompleksi toksinni organizmdan olib chiqib ketadi. Shuning uchun bir oy ichida quyonga постоянно nafaqa berib tursa, toksin. Uni qonida shunaqa moddalar paydo bo'ladi. Mana bu yerda reaktor sifatida kolba emas, kimyogarlar kolba emas, organizm ishlayapti. Mana endi buni qonini zardobidan olsak uşanlar şu maddeni ajratmasak, şu maddeni ajratmasak. Bize taza halette şu antitelalarını, antibodilerini alabiliyoruz. Biyoteknoloji yollarından bu molekulaya başka molekulara ulaşmak. Bunu keyimize utanırız, hem de kılıyoruz. Hazır pakarından bir işe uğraşırlar. Bu mesela ferment molekulasını ulaşmak. Ha? Ferment molekulasını bulaganda ki mana mana konyugat hosil bo'ladi. Konyugat degani birlashma. Fermentni o'sha antibodiyni. Antibodiyni bir qismini polimer qilib qo'yish mumkin, masalan, kapronga ham, qog'ozga ham, tselulozaga ham, polisterolga ham. Mana endi qaraydi, bizda toksin bor. Konyugat bor. Ham bir qandaydir material borki, masalan, polimer materiali. Shunga antitelalar ulagan. Shularni sumkaga solamizda, o'sha poliklinikaga boramiz. Tavsiya qani kasallikdimiz. Lekin kasallik qonida yoki so'lagida yoki bir qandaydir qismida proba olamiz. Bu masalan, qonda. Yani bak 30 mililitre maz hale geldi buna çok geldi. Bir tamçı özü yeterli bu metinde şuna da sezgir ki, şuna da bunların sezgirliğin kodda ki, uşa bir tamçı kanlı yani bir çeleği suyundan nakış gerek, erdiş gerek. Uşa nakış gerek. Mesela kasal olsa uşa da stafilotoksin elbette kanlı bulabı. Bana ben bu polimerini alalımız diye şu buraya bir kere salarız. Ama böyle de şu taksim uzun antitelasından kompleks hasıl kılar. Kop olsa kop, kompleks olaydı, kem olsa kem. Bu ne mesela? Ağzı boş kaldı. Şimdi ikinci buraya bir kere bana özümüzü organ kanyugatımızı salarız. Endi mana shu narsani shu proyektga solsa nima bo'ladi? Buni valentligi ko'p. Mana mana shu yerda anaqa hosil bo'lgan joyda kompleks hosil bo'ladi. Konyugat ham o'tirib oladi. Lekin bu yerda toksin bo'lmasa, bunaqa reaksiya kelmaydi. Chunki oradagi modda yo'q. Bu yerda qolib ketaveradi. Uchinchi proyektga şu fermentin substratını alalımız mı? Ferment substratı. Ferment işte geldi, substrat prodükt gelmedi. Mesela renk özgârışı bu konu. Peki, bana amilaza fermenti olsa, krahmallı yod münambır boyası kok boyadı. Krahmal parçalarsa, uşa renk yok oladı. Peki, peroksidazan olsa, fenolla da renksiz fenol. Ulan oksidlangan formalar paydo bo'ladi, unda qizil rang deb bo'ladi. Ha? I mana boshda mana bu substrat. Etmas. Mana substrat produktga aylandi. Ha? Nima o'zgardi? Rang o'zgardi. Biz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana rang o'zgardi. Qancha ko'p o'zgarsa, shuncha demak toksin ko'p. Qancha vaqt ketadi mana shu protsess qilish uchun?
Suda saldık, çeydik. Yara aldık, çeydik. Yine dupra birlikte sop koyduk. Yine reksleri bozuldu. Bir 10-15 minut getirdi. Vraç halinde familiyin nima, katı turasa, otası kim, buvası katı işliydi deyince, analiz de yok. Aa, bette stafilat yok eken. Yok, bette pneumat yok eken. Demek bunge antibiyotik veremez. Yok, bu stafilat yok, antibiyotik verir, bir payda. Bunge benzer, alveriş gerek. Diyen fikir kelabız değil. Darum şu keseliğe kereli ne olar şunu dedim anlatıyorsa tamam. Demek kareyle bir teknoloji nafakat diagnostika kılış mümkün tezde demek kaç tez diagnostika kısa şu için tezde olur. İkinciden bir teknoloji yolundan en tarkalgen keseliğe yeni tip doğru darmanla oluş mümkün. Ana hazır değildeki aptekler özgürler. İşte başka başka türlü insanlar. Ha? Organizmu özünü metabolitler satıyor. Zaharlar ne kadar mas? Ha? Bu da ana hazır. De, şu kirli insanlar satıyor değil mi? Demek, bize bir teknoloji üzerinde sağlık saklaş problemi var. Halk sayımına. Şimdi buna kadar muammalı cüdeyim kop. Kosmos'ta var muammalı, okeanda var. Hali, her bitti sahanın özünü muammalar var. Medisinanı, kulak hocalığını, kimyanı, kimya teknolojiyanı. Bana şu anlaşılanı, bize şu muammalarını bir teknoloji yollarına geçsek böyle. Bu bize de yenekli. Mamma otamız, bunun vaxtımız bu miydi? Bu kimya sanatını özgertiriş. Çünkü bu ekolojiyle bağlı, ekonomikayla bağlı. Ha? Barın kimyayı sanat hamiydi. Hasiyen cüleyen kem kala. Hama teknolojiyle, çünkü kimya teknolojiyeden bir teknolojiyi bir utkidir. Ondan taşkarı ekolojiye. Şu vaxt geçeyim bizim planetamızda ekoloji situasiyonu fakat büzük yavamız. Şu antropoloji faktör gildi. Ondan özüge her kılığına kadar zavutlu kurama, morf kılığına, avtomobilde yasaymandım. Aslında atrof muhtıdı. Cüdeye muzlattır var. Salvi tarafta. Hama teknoloji cerrahıyla albette ekolojiye atrof muhtıdı ziyan kılığı. Koku osullar, atmosferine çıkarken gazlar, katlı cisimler kerevat bugün, çıkındılar bile hâlması şu teknolojilerin sanatı minus tarafı, sabi tarafı. Biyoteknoloji, başka teknoloji de şunu da fark kıladı ki biyoteknoloji ekolojiyle valide. Karama karşılık ki bormaydı. Biyoteknolojide bitti proses çıkındısı ikinci proseske ama şu an bulup gitmiyor şu. Ama ki İngilizce de şu mu ama? Kopsa valla var mı? Ha? Şunlar değil mi? Demek ki kareyle iyi oradaki global muamalarını biyoteknoloji yordamından geçse bularken. Demek biyoteknolojinin rolü dilden ilgi aşadı mı kemayalı mı? Dilden ilgi aşadı. Asosan bana bize de sahamızda, farmakoloji sahasında, farmaseutika sahasında biyoteknoloji rolü yüneye keskin aşağı düşünün. Bu asosiyif alanı rıksızlık. Rahmet.